Oha, günaydın. Oha, Mehmet günaydın abi. Fatih, günaydın. Hemen sana direksiyonu verdim, görüyorsun. Ne olur abi? İyi valla. İyi, kandırdım seni değil mi lansman için? Evet evet, kandırdım. Biliyoruz. Sabahın körü. Kaç saat fazla? Biraz saat erken ama be. Şey geç ama ya, o kadar da erken değil. Daha saat geç. Daha saat geç. Abi bu siz Bahar'ın habercisi mi ya? Burası Pensilvanya, Transilvanya, Pensilvanya. Transilvanya böyle mi oluyor Ahmet abi? Tabii Transilvanya. Gittik Fatih biz oralara. Kaç sene yaşamıştın abi sen orada? Orada Dracula ile birlikte 150 sene yaşadım. Ama çok sis var be abi. Çok çok. Bir de biz biliyorsun ormanın içinden çıkıp geldiğimiz için. Ama merkeze geldik, merkez de böyle. Merkez de böyle, bizim oralar da böyle. Fatih Nisan geldi, havalar ısınmadı be. Çok soğuk be, soğuk. Harbiden Ahmet abi ya. Trafikte cabası. Bu, havalimanına gitmeye çalışıyoruz. Bu şey, NTV'de bir tane adam var ya, şey yüksek iklim miydi, neydi, mühendisiydi, bir şey mühendisi. NTV'de o, CNN'deki ya. Yok yok, NTV'de yani öyle bazı konuşuyor. Ha. İğrenç maslak trafiğini gösterelim. Her sabah böyle, biz sabahları saat, gitmediğimiz için bilmiyoruz. Gidince de böyle oluyor. 8.32, Levent'e girdiğimizde bu Etiler Sapağı'nı geçince, Zincirlikuyu'ya kadar trafik 11.30'da kilit. Ben anlayamıyorum yani. 11.30'da Levent'ten sonra da mı kilit? Evet abi? Evet, yani o kanyonun önü falan felaket oluyor. Evet, böyle evet. Bir şey olamaz. Orası, abi o kanyonun oranın çözülmesi lazım ya. Hadi orası diyorum, çok büyük bizimki bir CEO life. Bu saatte gidiyoruz. Herkes mi CEO? Herkes CEO. İstanbul abi, big city life ya. Çok zengin var. Çok. Vodafone'un binası gözükmüyor be. Belki Vodafone buradan bize aylık bir şey yapar. Hadi biraz i̇nternet daha biraz çekeyim de. Evet, internet desteği falan yaparlar. Şeye ne diyeceksin? Bak onu sana hep soracağım. Söyle. Bu artık yolu göstermesek. İnternet paketi işleri. Şöyle söyleyeyim sana. Vodafone demişken ben de Vodafone kullanıyorum. 12 GB'lık bir internet paketim var. Aynı paket var. Bende de var abi. Yetmiyor Fatih. Yani bana da bu yetmiyor. Ay benim bitti, yetmedi. Dün bitti. 19 liraya 4 GB'lık paket aldım. Şu an kalan 1 GB yurt dışına gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız. Aynısını ben ama de. Eskiden mesela 4 GB'la falan idare ediyorduk. Gene Instagram vardı. Biraz fazla yakmaya başladı internet. Acaba şeyden kaynaklı mı? Verilerin kilobaytı yüksek olduğu için mi abi? Şimdi eskiden fotoğraf çekiyordum. 60 kilobayt, 70 kilobayt fotoğraf çekiyordum şimdi, hesap makinesiyle. Şimdi 13 megapiksel kamerayla çekiyor fotoğrafı. Instagram'daki fotoğraf kaliteleri de arttı. Videolar da arttı. Çok bir de artık video izliyoruz Fatih. Yani. Çok izliyoruz. Hele o şeydeki Facebook'ta. Hem Facebook'ta falan filan. Aynen. Kendi kendine açılıyor abi. Sen ellemiyorsun ki. Abi bir de orada enteresan bir şey var. Mesela bir videoyu izliyorsun sonra bir tane başlıyor. Şey gibi. Sen, böyle, takılıp sen, gidiyorsun. Sen o virüse kaptırıyorsun değil mi kendine? Kaptırıyorsun kendine. Bir tane daha. Bir bakmışsın hop 500 megabayt gitmiş. Ahmet abi buradan ileriden ayrılayım mı sağdan? Fatih. Şeyden mi gideceğiz? E5'ten mi? Yandex'e bakalım. Yandex'e de inceden bir şey yaptık. Güzel Fatih. Bunların hepsi İleriye dönük yatırım. We'll be right back.
Macaristan'a geldik. Budapeşte de hava çok parçalı bulutlu. Hatta yağmur yağıyor. Bak şöyle göstereyim ben. Ahmet abinin yıllardır yaptığı şey. Hemen direksiyona geçer, kimseye vermez. Bir de böyle hızlı arabayı alırım, hemen direksiyona geçerim. Bir de böyle hızlı bir araba yakalayınca hemen böyle. Gerçi çok hızlı değil, ona göre yavaş araba. O pist yapıyor ama. Nereden gireceğiz? Oku bakayım. Soldan devam et diyor. Aynen böyle devam et diyor. Havaalanından GLA 45 AMG'yi aldık. Şu anda Hungaroring'e doğru devam ediyoruz. Hungaroring'de 3 aşamalı olması lazım. Bir şeyimiz var, sürüş, test sürüş programımız var. Onları halledeceğiz. Şimdi otomobilde yeni farklı böyle şeyler var. Onları hazır gösterelim dedik size. Özellikle sizin çok seveceğinizi düşündüğümüz şeyler, bu egzoz megzoz patlama çatlama hikayeleri. Şöyle göstereyim. Burada bir sürüş modu ayarı var. Ama otomobilde olduğumuzu söylemedin. Söyledim, GLA 45 AMG dedim. Beygirini söyle, hacmini söyle, Fatih bunu anlat. Abi şimdi onların hepsini ezberleyemiyorum. Kaçtı? 380 miydi? 381. 360'dı, 381 beygir oldu. Bizim patlatacak Mercedes yakında bu 2 litre makine. 2 litrede bu kadar yüksek gücün olması sence ne, yani yarardı mı? Çok fazla performans değil mi? Sıkıştırılma oranı yüksek olmuyor. Sıkıştırma işte oranı aşırı yüksek. Ama Mercedes mühendisleri bunu çok iyi bir şekilde çözüyor. Alman dersin ha? Evet, Alman seviyorum dersin. Japonlara bir şey var mı? Bir şey diyor musun Japonlara? Japonlara... Biraz sesli bak, mikrofonumuz yok şu anda. Niye yok mikrofonu? Yok abi, mikrofon alacağım bir tane. Şimdi şöyle bir sürüş modu düğmemiz var burada. Şu anda konforta, ben bunu buradan sporta, sport plus'a, şimdi de race'e aldım. Şöyle gözüküyor. Race'te süspansiyonların sertliği artmış oluyor. Bir de motorunda ekstra olarak AMG ride control var. Şuradan göster istersen. İnanılmaz bir denge getiriyor. Süspansiyonla birlikte şasede de mi bir farklılık yapıyor? Hani bunlar da modüler ya sistem. Çok daha rigid oluyor. Havalı süspansiyonlar var zaten şu an bu GLA 45'te, bu opsiyon olarak sunuluyor. Nasıl peki abi? Hemen değişiyor mu bütün gaz tepkisi falan? Anında değişiyor. Bak otomobil zaten hemen sert. Biz sekmeye başladık, evet. Şimdi race modundayız. Evet, şu anda race'deyiz. Egzoz da devrede. Egzoz devrede. Önde polis var, hemen alırız. Alır mı? Cezamız olmasın Macaristan sonra? Macaristan'da girişen oluruz. Macar şeylerinde diyorsun, hapishanelerinde. Çünkü diyorsun. Mesafe mi bıraktın ondan? Biraz açıyorum arayı, şimdi yaklaşacağım biraz. Bu... birazdan sıkacağım. Modları değiştirdiğiniz zaman şurada mesela bir egzoz düğmesi var. O zaten race modunda kendisi hemen aktif oluyor. Komfortta devre dışı olan bir şey. O da ama, opsiyonel bir egzoz sistemi biliyorsun. Bari. Biliyorum evet. Komfortta onu mesela kapalı olmasına rağmen kendiniz düğmeyle de açabiliyorsunuz. Devreye sokabiliyorsun. Öyle yani, de değişik bir olayı var. Yumuşak istiyorsun mesela, süspansiyon yumuşak olsun. Ama egzozdan ses ama çıksın istiyorum. Ses çıksın, onu tatlılatın hemen düğmeyle onu devreye sokabiliyorsunuz. Süpermiş. Şimdi biraz sıkıyorum. Üçüncü vitesteyiz. Evet, duramayacağız herhalde. GLA falan da vardı da A45 AMG yoktu bizde. A45'e en yakın GLA vardı, onu aldık. Neyse şimdi piste geçelim. Pistten de biraz hava, tabii böyle olursa bir şey yapamayacağım ama biraz daha düzgün olursa hava, pistten de bir iki bir şey göndereceğim size. Lisediler bilmez diyorsun Demir Ülke'yi.
Tren geçiyor. Amerika'daki gibi bitmeyen trenler geçiyormuş şimdi. Orada uzun yıkandı. Yayında mıyız? Yayındayız. Periskop'a, periskop yükledim buna. Direkt şu anda canlı yayındayız. Aa. Geldi mi bildirim sana? Yok gelmedi. Ben periskop açmadım. Kaç kişi izliyor? Onu telefondan bakman lazım. Çok yavaşladın ya. Baksana o kadar sert değil, dönerdik. Ama burayı oğlum, bilemiyorum. Şey var. Su birikintileri çok, asfaltın kalitesi kötü. Sen İspanya'dan geliyorsun değil mi? Hayır, Türkiye'de böyle değil yani yollar. Fransa'da asfalt tüneli yaptım ben. Evet Fatih, neredeyiz? Burada Colin McRae mi kaza yapmıştı? Nasıl? Hiç haberi olmayan adamlar gibi. Ya Colin McRae dedi, şu an zaten rahmetlinin kemikleri sızladı. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Burası Formula 1 takviminin çok önemli pistlerinden bir tanesi Fatih. Zor pist. Zor bir pist, teknik bir pist. Yavaş bir pist. Sen böyle konuşacak mısın Ahmet abi? Teknik pist dedim farkındaysan. Şurada bir patlatsaydım aslında tünelde. Nasıl yaparsınız değil mi? Oğlum Türkler geldiği belli olsun. Evet Fatih, pistin içinde adam 30 km'ye geçmeyin dedi. Gazladın gidiyorsun. A45 AMG var pistte sadece değil mi? Pistte A45 AMG ile evet gazlayacağız. Yağmur Allah'tan dinle. Otomobilin limitlerini zorlayacağız inşallah. Limitlerini zorlayacağız. SSP'yi de kapatacak mıyız? Sonuna kadar, sonuna kadar. Allah ne verdiyse. Aa bak. Aa çocuklar bak. En sevdiğim renk bu biliyor musun Fatih? Bak çok güzel renk bu. Bunlar da çok güzel. Kermit yeşili mi? Aa bak burada da çok enteresan bir şey var. Görüyor musun? Sarı trimleri falan var. Evet geldik. Şimdilik görüyoruz. Şimdi Bungaroring'e geldik. Burada tanıdığımız bir adam var. Bahadır Merhaba. Bey. İstemiyordun görüşmek, göstermek kendini ama. Yok, niye istemiyorum canım? Allah Allah. Biz doğanıma iyi patikliyiz. Öyle mi? Ama öyle diyor. Ha öyle mi? Aha. Öyle diyorsa ben gidiyorum. Siz neyle geldiniz abi? 250. 250. Bu 2 litrelik motor bir olan değil mi? Biz AMG ile geldik. Elimiz ısınsın dedik gelene kadar. Şimdi Hungaroring'de pistte kullanacağımız birkaç otomobil var. Onun haricinde off-road yapacağımız otomobiller var. Hepsi burada. Onların hepsinin bir önünden geçeyim diyorum. Şöyle size göstereyim. Burada A45 AMG'ler. Sonra burada standart bir CLA'mız var. CLA 45 AMG'miz var. Aa çok güzel renk. Çok güzel renk. Vay be. Ondan sonra GLA'lar var arkaya doğru. Şöyle. Burada GLA'nın da aynı renkten olanı var. Bu saten dedikleri renk. Bakın şöyle yaklaştırayım hatta. Mat ama metalik mat. Çok enteresan. Şimdi isterseniz gelin bir içeriye girelim. Neler var neler yok oraya da bir bakalım. Aa burada da bir de şeyler de var. Değişik B serileri de var. Hatta bu da elektriklisi. Hello. Öyle güzel bir şeydeki gibi, İstanbul Park'taki gibi AMG Launch olarak düşünebilirsiniz burayı. Burada yeni GLA var. On dakika sonra üç kişi başlayabilir diyor Ahmet abi. Üç kişi başlayabilir. Üç kişi tek tek. Evet. Tamam ben tek tek. Tamam. Üç kişi aynı arada. Einzel oder zu dritt in einem Fahrt? Nein, einzel. Immer einzel tek tek. Vorweg fährt ein Pace Car und dann fahren wieder hin. Pace Car önünüzden gider, siz takip edin.
Abi Oscar artı biz. 30 kilometre hızlı. Yok. Başka bir girelim. Ahmet abi sen bir kere kafamı sakat oluyor. Hayır Fatih, hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen de yazayım mı? Yaz abi, ben de yaz. Ne diyorsun? Kamran. Fatih'in otomobilleri mi yazıyorsun? Fatih. Arabaları mı yani, otomobilleri mi yani? İmza atın. Öyle mi? Var adam araba diyor. Aklımda kalmış. 10 dakika sonra. Takip etmiyorsan Ahmet abi. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Ahmet, şurada değişik değişik şeyler var, onlara bir bakalım. Bu ne abi mesela? Sen bize anlatsana bunu Bahadır abi. Safe and agile in all conditions. Best possible traction as a standard. Standarttaki en iyi diferansiyel. Bu yeni GLA'da gelen diferansiyel. Yeni diferansiyel ile diyorsun. Şeyler ne? Şunlar ne? 4 çekersin işte GLA'daki. Yeni formatik sistemi mi? Evet. Çevirebiliyor muyuz? Güçlersek gücün yetmez ona. Evet. Sesim az geliyor biliyorum. Şimdi Hungaroring'de A45 AMG'lerle bir 3 tur falan atacağız herhalde tahminimce. Geç frenle yakaladık. The brake with the gun in, then you have quad grip on the front.